ATV ekranının sevilen macerası Bir Zamanlar Çukurova 3. sezona kadrosunu daha da güçlendirerek giriyor. Bir Zamanlar Çukurova'ya dengeleri değiştirecek bir karakterle dahil olan usta oyuncu Nazan Kesal'a mikrofon uzattık. Nazan Hanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni projeniz. Sizi ATV ekranlarında ve Bir Zamanlar Çukurova ekibinde görmek çok güzel. Siz neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz için. Ben de çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çünkü daha önce bugünü saraylısıyla, ATV seyircisiyle birlikteydim. Güzel bir ekiple çalışacağım. Adana'da zaten oturmuş bir kadrosu var ve çok iyi çekiliyor, çok iyi yazılıyor. Dolayısıyla Sevda Çağlayan karakterine bir an önce kavuşmak ve onu ete kemiğe büründürmek için ben de sabırsızlanıyorum. Nazan Kesal'ın hayat vereceği Sevda Çağlayan dizide hem Hünkar Yaman'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak gibi gözüküyor. Güzel bir iş, daha önce de söyledim. Oturmuş bir ekip, güçlü bir oyuncu kadrosu, çok iyi çekilen, sinematografisi çok yüksek bir dizi. O yüzden de onlarla birlikte çalışacağım için ve onlarla birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de Bir Zamanlar Çukurova seyircisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan bir diğer sürpriz isimse başarılı oyuncu Furkan Palalı. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonda sizi ATV ekranlarında izleyeceğiz. Bir Zamanlar Çukurova'da siz neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Çok heyecanlıyım. Önce onu söyleyeyim. Karakter çok içime sindi. Çok hikayenin içerisinde olmak istedim. O yüzden de bir araya geldik. Böyle bir projede olduğum için tabii ki çok mutluyum. Yeni neslin en yetenekli isimlerinden Furkan Palalı, Bir Zamanlar Çukurova'daki karakteri için sıkı bir çalışma içine girdi. Başarılı oyuncunun nasıl bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacağı merak konusu. Bu pandemi sürecinde bayağı bir hikayeyi de takip ettim. Öyle bir zamanım oldu. O yüzden daha çok içine girdim diyebilirim hikayenin. Bakalım inşallah yeni sezonda güzel hikayelerle, güzel senaryolarla seyircinin karşısında oluruz. Ben de şahsi olarak umarım zevk veren bir karakterle izleyicinin karşısına geçerim.